TÜBİTAK ile gerçek zamanlı işletim sistemi konusunda bir işbirliği protokolü imzaladık. Aslında bu bir uzun zamandır TÜBİTAK'ın geliştirmiş olduğu gerçek zamanlı işletim sisteminin Havelsan'a teknoloji transfer yoluyla aslında lisanslanması konusunda bir anlaşmaydı. Burada Havelsan gerçek zamanlı işletim sistemini alıp yaygınlaştırıp idame gibi konularda destek vererek ve yeni uygulanacak platformlara, board dediğimiz anakartlara gömülü olarak yerleştirileceği için bu yazılım yeni uygulanacak işlemcileri destekleyecek şekilde board destek, anakart destek paketlerinin yazılımını sağlayacak Havelsan. Bunun yanı sıra bir ara katman ile de yeni uygulanacak sürücüler olsun, yeni uygulanacak grafik işlemciler olsun, teknolojileri de bu kapsamda Havelsan yazılımını geliştirmek suretiyle TÜBİTAK'a bu anlamda destek vermiş olacak. Gerçek zamanlı işletim sisteminin çekirdek yazılımını ise TÜBİTAK yine Bilgem'de yazılımını geliştirmeye devam edecek. Bu şekilde ülkemizin dışarıya giden lisans ücretleri, bu gerçek zamanlı yabancı menşeli işletim sistemlerine ödenen lisans ücretleri ülkemizde kalarak bu teknolojinin gelişimine fayda sağlayacak. Hem ekonomik hem de zaman açısından, takvim açısından, çünkü yabancı firmalarla görüşmek, yeni talepleri onlara iletmek, onların dönüşlerini almak belli bir zaman alıyor. O anlamda da Havelsan bunu daha çevik bir şekilde yaparak platform geliştirmede ülkemize zaman kazandıracağını da düşünüyoruz. Bu platformlar, işletim sisteminin kurulacağı platformlar, uçak platformları, raylı sistemler olabilir, enerji santrallerindeki bileşenler olabilir, savunma sanayinin diğer alanları olabilir, otomotiv sektörü hakeza öyle, IoT dediğimiz evlerde dahi kullandığımız çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, televizyon gibi herhangi bir kullandığımız sensör, işte alarm vesaire, bütün bu cihazların içerisinde kullanabilecek türden bir aslında gömülü yazılım sistemi bu. Dolayısıyla bu alanda bize daha iyi ilerleme, daha çabuk ilerleme sağlatacağını düşünüyoruz.